Tarım Vakti programı değerli izleyicileri. Bugün çeltik tarımını konuşmak üzere karşınızdayız. Bugün konuğum 19 Mayıs Ziraat Fakültesi Tarla Bitkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doktor Öğretim Üyesi Hasan Akay hocam. Kendisiyle e, uzmanlık alanı olan çeltik konusunu değerlendirmeye çalışacağız. Sayın hocam hoş geldiniz. Sağ olun hocam, hoş bulduk. Öncelikle böyle bir program yaptığınız için sizlere teşekkür ediyorum ve ekibinize çünkü çeltik şu anda tam ekim sezonundayız. Evet. Bu gerçekten inşallah izleyenlere fayda olur diye düşünüyorum şimdi. Evet amacımız e, en da hap niyetinde de olsa bazı bilgileri vermek veya doğru bilgileri vermek. Öncelikle e, Çeltextin mevcut e, durumuyla, ekonomik yapısıyla po üretim potansiyeliyle ilgili başlasak. Tamam, dünyada canım. ve ülkemizde Çeltextin e, mevcut durumu nedir? E, Hocam dünyada çeltik dediğimiz zaman dünyada çok eski bir tarım bitkisi aslında milyattan 3000 yıl öncesinden başlanan bir tarımın başlayan dair kayıtlar var. Ve dünya topraklarına Hindistan üzerinden yayıldığına dair kanıtlar var elimizde ve bizim ülkemizde de aslında yeni çağ döneminde, orta çağda Avrupa'ya, yeni çağ dediğimiz yani Fatih Sultan Mehmet'in döneminde Osmanlı topraklarına yani Anadolu'ya evet. kavuşmuş bir bitki. Bu da ne kültür bitkisi önemli bir bitki. Özellikle çeltik dediğimiz zaman Dünyanın yarısının temel besin kaynağını ve yarısının da aslında ticaretini oluşturduğu bir bitki. Çünkü baktığımız zaman özellikle yani sonra, taallarda tavallar, buğdaydan sonra ikinci diyebiliriz. Buğdaydan sonra ikinci bitki diyebiliriz. Ama bazı bir yerlerde buğdaydan önce de bitki diyebiliyoruz evet. hocam. Özellikle Güneydoğu Asya bölgesinin işte Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya gibi ülkelerin tamamen geçim kaynağı hem de temel protein yani evet. temel nişasta ve protein kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü o bölgelerde bunun alternatifi yok. Evet. O yüzden dolayı o bölgeler için çok önemli. Ülkemizde de işte Cumhuriyetten 1500 yıllarda bizim ülkemize giriyor. Yani Türkiye'ye, Anadolu'ya geliyor. Daha sonra ülkemize geldiği zaman e, ilk başta Osmanlı'ya Padişah Hassı diye yani Padişah Sofa'ya sunulmak üzere evet. e, küçük bölgelerle yetiştirilmeye başlıyor. İşte bugün herkesin hakkında olan tosya, terme, işte Boyabat, işte e, Bolu Kıbrısçık, Karacada İşte insanların hep hakkında kalması aslında o bölgelerde Osmanlı has yani Osmanlı'nın saray mutfağına pirinç yetiştiriciliği başlıyor. Evet. Çeltik yetiştiriciliği başlıyor çok özür dilerim. Ve oradan çıkan pirinçler Osmanlı mutfağında padişah hası diye yani padişah ve o dönemki ekibine yedirilmeye başlanıyor. E, ve tarım sonra işte e, bölgemize kadar. O dönemlerde bizim Terme bölgesinde bile hatta 1500'lü yıllarda 1600'lü yıllarda Bafra bölgesinde bile ekimler yapılıyor. Bunun Osmanlı kayıtlarını çok net arşivlerde görebiliyoruz. Bu yüzden dolayı bizim eski bir kültür bitkimiz diyebiliriz. Biz bunlar çünkü Osmanlı'dan beri alışık olduğumuz bir bitki. Dünyaya baktığımız zaman dünyada yaklaşık 174 milyon hektar alanda bir ekilim var. Ve dediğim gibi bu, bu sahada saydığım 5 ülkenin de %60'ı zaten o ülkelerde ekimi var. Ve dünyada 750 bin ton bir ticarete söz konusu oluyor pirinç çeltik üretimi var ve bunun da e, dünya ortalaması 460 kilogram e, Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye'de yaklaşık 125 bin dekar alanda bir e, hektara bir alanda ekiliş var ve bir de bizde de ortalama zamana değişen, 950 bin tonla 1 milyon ton arasında değişen bir üretim yapıyoruz. Ve bizim de ortalamamız 780 kilo civarında ve dünyanın neredeyse iki katı bir ortalamasının üstünde bir üretim yaptığımız bir e, bitkiden bahsediyoruz hocam. E baktığınız zaman çeltik diğer bitkilerden ayıran önemli özelliği çeltik diğer bitkilerin hepsi havadan oksijeni sağlarken çeltik bitkisi sudaki erimiş oksijeni kullanıyor. Yani özellikle su çeltikle ardı hata birleşmiş durumda. Ama tabii ki çok fazla miktarda su kullanıyor. Bugün dünyada çeltik üretimi için normal geleneksel çeltik üretimi için 2000 litre ile 5000 litre arasında bir sezonda su tüketimi söz konusu minimum litre arasında. E bu tabii ki çok büyük bir rakam. Ve zannediyor ki insanlar işte çeltikte bu kadar su kullanımı işte çeltikte çok su harcıyor. Aslında tarlalar içerisinde en ekonomik suyu kullanan bitki. Nasıl en ekonomik dediğim hocam? Ee, mesela baktığınız zaman buğday daha fazla kuru madde başında su ihtiyacı varken çeltin daha az su kullanıyor. Ama çeltik özellikle sudaki kelimi çok seni kullandığı için çeltiğin su olmazsa olmaz. Ee, Türkiye'ye dediğim gibi tekrar Türkiye'ye dönersek hocam. Türkiye'de işte e, özellikle ee, şu an eski dönemler dediğim gibi Osmanlı kültüründen geliyor ve Türkiye'de ilk defa 1925 yılında fabrika açılıyor, çeltik fabrikası ve bu da Tosya'da açılıyor. Evet. Ve bu dediğim beş tane merkez, Türkiye'nin o zaman çeltik yükünü karşılayan merkezler. Ama şu ana geldiğimiz zaman, geçmişten bugüne doğru gelirsek yavaş yavaş, o merkezler artık bindelik rakamlarla ifade edilen merkezler oluyor. Ee, şu anda dediğimiz gibi işte baktığımız zaman Edirne, Özellikle İpsilavos'a yüzde %40'ını karşılıyor. Samsun geneli %15'ini karşılıyor. Ee, ve e, Balıkesir tarafı da çeltin %13'ünü karşılığı bir duruma gelmiş durumda. Yoksa yani Samsun'da ifade ettiniz. Ee, biraz daha detaylı anlayacak olursak ya bulunduğumuz şehir itibariyle de Samsun'un ilçeler evet. bazıyla da düşecek olursak durumumuz nedir? Evet durumumuz şurada hocam. Biz Samsun geneli özelinde biz %15'ini biz Türkiye'ye biz hitap ediyoruz. Yani %15 üretimimizi biz karşılıyoruz. Ve Türkiye ortalamasının üstünde 800 kilo civarında biz ortalama verime sahip Samsun olarak ve bizim en büyük üretim bölgemiz şu anda Bafra hocam. Yaklaşık ilçeler bazında Bafra %70'ini Bafra üretiyor. yüzde %13'ünü Alaçam, yüzde %8 civarında Terme ve diğer şeylere yayılan bir pozisyon var neredeyse suyun olduğu her yerde biz çeltiği Samsun genel, il genelinde üretim sağlayabiliyoruz. Samsun'da e, baktığımız zaman hocam dediğim gibi Samsun'un ilk çeltiği biz 1600 yıllarda hem Baffa'da hem de Terme'de görüyoruz. Ancak 1600 yılların sonlarında Baffa'dan çelti çekiliyor. Ve Terme'de ağırlık kazanıyor ve Terme'de Osmanlı'dan Cumhuriyet tarihine kadar hep üretim yapılıyor. Ve e, yine tarihi kayıtlara baktığımız zaman e, 1930 yıllardaki istatistik verilerinde Terme yaklaşık Samsun neredeyse %70 üretimini karşılıyor. Ama Bafra 1930'larda yok. Daha sonrasında Samsun il geneline yine baktığımız zaman 1950'lere geldiğimiz zaman yavaş yavaş Bafra devreye giriyor. Bafra çeltik ekmeye başlıyor, kültürü başlıyor diyelim. Tarma devam ediyor. Ama Bafra devreye girdiği zaman bu sefer şey değişmeye başlıyor. İkim pozisyonları değişmeye başlıyor. Bafra'da yavaş yavaş çeltik kültürü artmaya başlıyor. Özellikle 1980 sonrasında Bafra da çeltik ekim alanı 2000'e doğru 3 kat büyürken terme bölgesi 2 kat küçülmeye başlıyor. Bunun sebepleri de niye diye soracaksak. Osmanlı döneminde niye Bafra çeltikten çekilmiş, terme devam etmiş veya şimdi niye terme çekilmiş şey Bafra devam ediyor diye bakacak olursak tamamen hocam daha ekonomik kazanç ürünün geçilmesidir. Terme bölgesi fındığa doğru yöneliş yapıyor 80'den sonra. Bafra bölgesi de diyor ki ya böyle bir ürün var bizim alanlarımız yeterli. Diyerek, Çeltik'e dönüyor. Özellikle 1990 yılından sonra lazerli teknoloji bölgeye gelmesinden sonra Vaffa'da artık çeltik alanları giderek büyümeye başlıyor. Şunu da söylemek istiyorum. Bizim ülkemiz özellikle lazerli teknolojinin girmesi vasıtasıyla bizim üretim hacmimizde ve dekar, Dekar'da aldığımız ürün miktarı yükselmeye de başladı. Şimdi e, dünyada evet ortalama verim düşük ama dünyada çoğu saydığım ülkelerde özellikle %60'ını çeltik yapan ülkelerde halen de tam mekanizasyona çeltik üretim söz konusu değil hocam halen daha küçük tavalarda e, tava dediğimiz şeyin kenarında setteler oluşturuyor. Bu settelerde bir toprak kaybıdır sonuçta. Bu da verim kaybı olarak karşımıza çıkıyor. Ama bizim Bafra'da şu anda 1990'larda 500 metrekarelik en fazla 1 dekarlık tavalar şu anda neredeyse 15-20 dekara kadar tava büyüklüğüne çıktı. Şimdi bunun aradaki farka baktığınız zaman bu ister istemez bize bir verim ve üretim olarak karşımıza ya, çıkmış oluyor. Tarımsal üretimde zaten şu var ya bazen ana vatana olduğu ülkelerin üretim düzeyi veya verimliliğiyle sonradan bu işe girenler arasındaki farkı, sonradan girenler en son gelişmelerden yararlanarak evet. sektöre girdiği için alt limiti daha yüksek oluyor ve dolayısıyla daha yüksek başarıyı yakalayabiliyorlar. Ama eskiler klasikten kurtulması biraz daha uzun zaman alıyor. Hatalar belki kalıcı etkisini kaldırmak mümkün olmuyor. Bunun da yansımalarını evet. tarımın birçok alanda da görebiliyoruz. Şimdi bu üretimde bu gelişmelerle birlikte günümüzün tartışılan noktanın bir tanesi Türkiye'nin yani o ürün bazındaki yeterlilik durumu var mı yok mu? Şimdi biz çeltikte ve işlenmiş haliyle pirinçte mevcut üretimimizin yeterliliği yani iç piyasada fiyat dengeleme şu bu gerekçelerle ithalata gerek duymaksızın Tüketimizi karşılayacak bir yeterliğimiz var mı? Hocam bizim resmi kayıtlarımızda %80-85 oranda bir yeterliğe sahip olduğumuz görülüyor. Biz zaten yıllık bazda 600 bin tonla 700 bin, 800 bine bazen yıllar buldu ama... ...genellikle 600 bin tonla 700 bin ton arasında gezen bir pirinç ihtiyacımız var bizim. Biz zaten bunun 550 bin tonunu, 500 bin tonunu falan biz üretiyoruz ülke olarak... Bizim %85-90 bandında bizim yeterliliğimiz söz konusu. Ancak biz tabii ki e, hem ithalatçı hem de ihracatçı bir ülkeyiz. Biz bazı ülkelerden çelti veya pirinci getiriyoruz ama biz de komşu ülkelerimiz özellikle Kuzey, Kuzey Afrika ülkeleriyle sınır komşularımıza biz ciddi anlamda pirinç ithal eden bir ülke konumundayız. Yani nasıl bu? Yaklaşık burada 200-250 bin ton bir hacimde biz bir pirinç gönderiyoruz. Zaten bunu da gönderdiğimiz için bu sefer bizim yeterliliğimiz işte e, sorunlar yani niye ithal ediyoruz konum buradan geliyor. Çünkü yetmiyor. Kendi ürettiğimizde ithal ettiğimiz 200 tonlu yetmiyor. Bu sefer birazcık da ithal et bunu karşılamak zorunda kalıyoruz. E, biz kendimize de dediğim gibi %85 oranında yeterli bir durumdayız. Pandemi döneminde işler biraz değişti hocam pandeminin giriş süreciyle. Çünkü e, son dönemlerde e, ne yazık ki e, işte hep tarımda şunu karşılaşıyoruz. Siz de yaşıyorsunuzdur hocam takdir edersiniz tarım bilmeyen herkes tarımı çok iyi bilir. Tarım e, veya işte bu gıda kötü diye çok reklam yapıldı. Pirinç de ne yazık ki e, lekelenen bir ürün. Yani evet. son dönemlerde pirinç pilavı yemeyin. Aslında Osmanlı'nın mutfağına sunulup çok kıymetli bir ürünken son dönemlerde pirinç adeta sanki zehir gibi, uyuşturucu gibi bir şey gösterildi. Algıya operasyon oldu. E pandemi döneminde bunun etkisini gördük biz hocam. Pandemi döneminde öncesinde biz kişi başına 7-8 kilogram bir pirinç tüketirken pandemi döneminde bu Tüketimimizin 6-5 kilo kadar düştüğünü gördük. Neden bu düşüş yaşandı? Ben her zaman şunu iddia etmişimdir. Biz pirinci evde tüketmiyoruz. Biz pirinci toplu organizasyonlarda, biz pirinci otellerde, büyük e, yemek salonlarında tüketiyoruz Hı. aslında. Biz mutfağımızda çok pirinç tüketen bir toplum değiliz. Bizim ortalama yıllardır bunun 50'den bugüne bakarsak hocam 7-8 kilo asla geçmemişizdir. Çok çok bazı zamanlar 10 kiloyu bulmuşuz ama 8 kilonun üstüne çok nadir çıktığımız dönemler var. Ama pandemi döneminde bu yapılan algı operasyonu biz 5 kilo lira, 6 kilo gördük. E bu da bize tabii üretim fazlalığı olarak kaldı. E pandemi döneminde itaat ihracat yapamadığımız için o sene mesela geçen 2021 yılının stoklarında pirinç elde şişti. E bu da neye yansıdı? Bu geçen seneki üretim maliyetlerimize yansıdı. Yani satış maliyetlerimize yansıdı. Ve pirinç istikrarlı bir satış piyasası göremedi. Evet. Yani çiftçi burada çiftçi şey etkilendi. Zaten az önce de ifade ettiniz. Yani e, özellikle e, kısıtlamalar, sokak kısıtlamaları veya toplu bulunma kısıtlamalarının olması, restoranlar ve benzer de kısıtlanmayla birlikte otellerdeki şeyler, ki ana tüketimi de orada olduğunu ifade etmiştiniz. E, dolayısıyla da e, tüketimde düşmeler oldu. Belki buna şunu da ekleyebiliriz. Yani herkes pandemisi evdeyken o kadar çok alternatifler geliştirdi ki oradaki pirinçle ilgili olan ürünlere daha az sıra gelmiş de olabilir. Yani Çünkü birçok şeyi denemiş oldular. Evet. Şimdi Türkiye'nin bu konudaki çeltik yetiştiriciliğindeki dekara verimlerinin yüksekliğinden bahsettik. Bafra bu konuda daha da yüksek rakamlar veriyor. Tabi bir hedef koymak lazım. Biz nereye kadar olursa başarı sayacağız. Onun için önce bir genel hatlarıyla sizden çeltik yetiştirince başarının anahtarlarını sıralar mısınız desem neler söyleyebilirsiniz hocam? Hocam çeltikte anahtar kelime dediğimiz zaman çeltikte olmazsa olmazın bir toprak hazırlığımız. Toprak hazırlığı çünkü lazerli tesfiye dediğimiz çeltik tavalarının hazırlanması, lazerli tesfiye, düzgün bir tesfiye yapılması artı su Geçirgenliği fazla olan yerlerde çeltikte özellikle çok eskiden kullandığımız keşanlamanın yapılması bu toprak için bu çok önemli. Bu hem fide büyümesi açısından hem suyun tutma daha fazla su harcanmaması açısından yani su tüketimini kısıtlama açısından bunlar önemli. İkincisi hocam çeltikte özellikle ekim. Ekim çok önemli. Bölgemizde mesela ben hep şunu söylüyorum bizler de yıllardır bu işin içinde doçent doktor İsmail hocamla birlikte çalışıyoruz. İsmail Hocam'la bizler işte Çeltik'te her türlü ekim yöntemi denedik. Ee, ve piyasada şöyle bir şey var hocam. Ekim yöntemi çok önemli. Biz halen daha genel olarak konuşmak gerekirse biz gübre saçıracağız veya da elle saçma yöntemiyle biz ekim yapıyoruz. Ama işte yurt dışından veya başka bölgelerden işte özel firmalar, özel tesisi olan insanlar farklı ekim yöntemleri bize getiriyorlar. Çeltik e ekim yöntemine bakarsak serpme ekim, minizerli ekim ve fideleme yöntemi var. Üç tane ana yöntemimiz var. Biz zaten el serpme ekimde elle ve e, gübre atıcılığa, sacılığa zaten bölgemizde yapıyoruz. Bu evet. yıllarda yaptığımız bir ama. Minizlerle ekimi bölgemize getirmeye kalktılar. Ama bunun artıları eksisini hiç konuşmadan direkt sahaya daldılar. Bunun artı çünkü uygun olduğu topraklar var. Bu çok geniş bir konu. Kısa geçeyim. Evet. Uygun olduğu topraklar olmadığı yerler var. Her yerde her şeyi uygulayamayız. Ama ne yazık ki bunu kimseye biz çiftçiye anlatamıyoruz. Vatandaş köyde bir 10 dakikalık alanı o anlık hiç baldır küldür uygun oluyor, çok güzel oluyor. Bu yayılıyor piyasaya ondan sonra diyor ki olma deyip raftan kalkıyor ama olması gereken yeni teknoloji artık ayak uydurmamız gerekiyor. Çünkü dünyada hibrit çeltik konusuna dünya girdi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin %50'si hibrit çeltik kullanıyor artık. Daha verimli çünkü. Hmm. Nereye gidecek diye soracaksak Avrupa 1200, Amerika Birleşik Devletleri 1200-1300 kilo verimleri görmeye başladı. Bizim çiftçimiz niye görmesin? Görebilir ama hibrit teknolojisine geçmemiz gerekiyor tohumda. E bu tohumlu hibrite geçtiğimiz zaman tohum miktarını daha azaltmamız gerekiyor. Çünkü hibrit tohumu daha böyle tasarrufu kullanmamız gerekiyor. Yani saçmamamız gerekiyor. Onun için yeni ekim tekniklerine geçmemiz gerekiyor. Ama bunun da altyapısının çalışılması gerekiyor. Çalışılıyor ama dedim ki bu insanlara, çiftçilerimize ne yazık ki ben çiftçileri çok görmüyorum. Çünkü onlar da amaçları daha çok verim almak, daha para kazanmak. E, ama çok bilinçsiz uygulamalarla karşılaşıyor Bu da bizi etkiliyor. Fideleme konusunda biz İsmail uzun yıllar çalıştık bunu ve Türkiye'de olmayacağını anladık fideleme. Çünkü e, bizim ülkemizde fideleme yetiştirdiğimiz çeşitlikler fideye uygun değil gibi bir sürü teknik sıkıntıları var. Ve bölgede ben bunu biliyorum. 2015 15 ile 2017 aralarında bazı firmalar fide makineleri getirdi. Sattılar vatandaşa. Fide ürettirmeye çalıştılar. Ürettiler. İşte biz bir ton alıyoruz ama hocam şu anda baksanız fide makineleri çocukların oyuncak haline döndü. Bunların ciddi anlamda bilimsel çalışmaları veya devlet teşkilatının bunu ciddi anlamda çalışarak ortaya koyması gerekiyor. Bu ekim çok önemli. Bizim en büyük sıkıldığımız son dönemde hocam çeşit seçimi. Bizim yaklaşık 2017 yılından sonra özel firmanın devreye girmesiyle Adeta biz e, 100 tane çeşitimiz var şu anda. Özel tohum firmaları Özel tohum firmaları girmiş evet. 2017'den sonra. Öncesinde evet. hep bizim devletimizin işte Trakya Tarımsal Araştırma, Karadeniz Tarımsal Araştırma ürettiği çeşitlerimiz vardı. Özel tohum firmalar yoktu. 2017'den sonra bunlar devreye girince o dönemlere kadar bizim çeşit sayımız 50-55 civarındayken tabii bizimki yine Trakya Tarımsal Araştırma ve Karadeniz Tarımsal Araştırma üretiyor ama özellikle özel firmaların bu işe el atmasıyla tohum sayısı bir anda patlama yaşandı, çıktı. 100 tane çeşitimiz var tescilli. Ve yaklaşık piyasada bunun 25-30 tanesi piyasa dönüyor. Ve ben çiftçilerimizi izleyen olursa, izleyeceklerdir bunu illaki. şunu tavsiye ediyorum. Ben biz kendim de çeltik üreticisiyim. Bilmediğimiz tohumları ABC firmalarına önerirse lütfen ekmeyelim. Çünkü Avrupa'dan bu çeşitler getiriliyor. Çok kısa bir demonstrasyon çalışmaları yapılıyor ya da yapılmıyor. Üretim izni alıyor bir şekilde. Size geliyor, ama bazı çeşitler yıl çevre interaksiyon dediğimiz tutmuyor, toprağı beğenmiyor, havayı beğenmiyor, iklimi beğenmiyor. Veya üretim patenti çok değişik hocam. Yani üretim deseni çok değişik. Yani çünkü bizim çeşitlerimiz Japonika türü çeşitler. Onlar Indika Japonika diye bir melezler, evet. daha yüksek verimliler. Ama boyu kısa, işte ne bileyim toleransı toleranssız, topraktan çıkış süreleri daha uzun gibi bir sürü kendine özel has bir karakterizasyonu var. Ve firmalar bu çeşit satarken çiftçimize bunu böyle yetiştirelim diye satmıyor. E çeltik diyor, ek diyor. Ama bu sefer bunu çiftçi ekerken bir sürü sıkıntılar yaşıyor. Diğeri yabancı ot kontrolü bizim çeltikte. Evet. Dediğim gibi az önce çeşit seçimi burada önemli işte. Eğer bitkimiz biz yıllarca çeltik dediler ki çiftçi biz de çiftçi olarak kısa boyu çeşit olsun. o çeşitlerimiz için yüksek boyuydu. Boyunu kısalttık ama özel firma öyle çeşitler getirdiler ki ben hep diyorum 86-80 santim altındaki çeşit lütfen tarlaya sokmayın değerli çiftçiler. Çünkü 80 santim altındaki çeşitler tarlada yabancı ot probleminin önüne geçemez. Çünkü baskı altına kuramıyorlar. Evet. Diğeri su rejimi. Suyu ne yazık ki artık su dünyada kısıtlanmaya başladı. E, temiz su kullanım alanları gerçekten yani bu da daralmaya sulama başladı. Sulama yöntemleriyle ilgili de e, bilgi entegre ederek cevabınızı evet. verecek herhalde Daha bir arada işleyebilir. Evet. Çünkü bir tarafta artık su aya gizine göre, karbon aya gizine evet. göre gibi Farklı kavramlarla tarımsal üretimi, e, protaz, e, bir yönlendirme, üretim çeşitliliğini oluşturma konuları gündeme girmeye başladı. Evet. E, Çeltik'te de özellikle durgun sudaki oksijenden yararlanabilen, dışarıdan bakıldığı zaman daha fazla suya ihtiyaç olarak üretim gerçekleşebilen bir ürün gibi duruyor. E, Tekniğiyle birlikte Su, su konusunda hocam. Ben çeltikte tabii ki fide e, sulama konusu çeltikte çok önemli. Çünkü çeltiğin canı su. Ancak genel üretim tekniklerinin ciddi anlamda denenmesi gerekiyor. Şu anda mesela Türkiye'de en büyük yapılan işte damlama sulama sistemi evet. veya tavaya salma veya kesikli sulama diye 3 tane alternatif veya yağmurlama sulama 4 tane bir sistem var. Türkiye'de ve dünyada kullanılan. Hocam bunların içerisinde yapılan tüm bilimsel çalışmalarda devamlı su verme çeltikte verim ve kalite arttırdığına dair raporlar verilmişti. Daha sonra kesik sulamaya geçtiğiniz zaman %25 bir verim kaybı ve kalite kaybından bahsediliyor raporlarda. Damlamaya geçtiğimiz zaman %40'lardan bahsediliyor. Yalnız ne yazık ki son dönemlerde dediğim gibi özel firmalar veya şahıslar kendileri işte daha ömrü hayatı çeltik olmamış alanlarda işte bayırlarda işte veya çeltik görmemiş topraklarda çeltik üreterek Tonajlar yakılıyor yani ortalama verim üstüne veya verim üstüne çıktığı yerler de var. bunda da şahit olduk damlamada. Evet. Ama ben diyorum ki Wafra gibi 02 kodun altında, alkalili ve tuzluk problemi olan bir yerde damlamayla çeltik sulamayı yapamazsınız. Çünkü bizim oradaki amacımız tuzu baskılamaktır toprakta suyla. Evet. Çünkü normalde biz eğer ki o topraklarda zaten sebze yetiştirdik yapabilseydik. Yapamadığımız için çeltik bize kolay geldi ve daha verimli geldiğince çeltiğe geçtik. Şimdi damlama sulama konusunda bir bizim çeşitlerimiz damlama uygun çeşitler değil hocam. Bunun ünlü çeşitlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü burada damlama uygun çeşit dediğimiz zaman daha fazla kardeşlenebilen çeşitler olması gerekiyor. Ama bizim kardeşlenebilen çeşitlerimiz yok. Sulama konusunda bizim kesikli ve salma sulama konusunda şu anda vazgeçmemiz şu çeşit ortama çok zor. Çünkü damlama birkaç yıl çok iyi verim veriyor. Daha sonrasında verimler aşağı gelmeye başlıyor. Ya da alkalilik ve tuzluk problemi kusuyor. Damlama ben olmasın demiyorum. Karşı da değilim. Ama damlama uygun çeşit seçimi, yabancı otlaması, ilaçlaması, gübreleme konusu damlamaya uygun çalışılıp bunların bir paket halinde sunulması gerekiyor. Aksi takdirde ne yazık ki çiftçilerin mağdur oluyorlar şu anda. Bazı çiftçilerimiz seviniyor, bazıları üzülüyorlar. Dediğim gibi bunun altyapısı çalışılmadan yapıldığı zaman bir respons yani karşılık bulamıyoruz hocam. Ne yazık ki. Bu damlama konusunda şu anda e, beni herkes Baffa'da bilenler bilir, karşı olduğumu söyleniyorlar. Ben karşı değilim. Bizim özellikle tohumculuk sektöründe damlamaya çok ihtiyacımız var. Çünkü tohumculuk sektöründe aynı, farklı, hiç çeltik ekilmemiş veya 3-4 yıl çeltik ekilmiş alanlar arıyoruz biz. Damlamaya biz gelin diyorum, bayırlarda yapalım, biraz verim düşsün. Ama zaten bu tohumluk zaten yüksek bedelle satılıyor. mi ona yönlendirelim diyorum. Bugün Buffer'ın işte siz de biliyorsunuz karayolu üstü dediğimiz Hı. üst taraflarda damlamaya çeltik üretelim. Normal daha da üretelim satalım ama özellikle tohumluk firmalar alanlar açalım burada. Damlamayı burada kullanalım ama Buffer Ovası'nda veya termo Ovası'nda veya o alanlara damlamayı indirmek şu anda bu mevcut sistemle birazcık hocam yani ilk etapta belki kazandırıyor gibi görürsün ama bunun çok sürdürülebilir olacağını ben düşünmüyorum. Şimdi burada zaten e, bizim yaptığımız belki en büyük hatalardan bir tanesi Kopyala-yapıştır yöntemlerle yetiştirme teknikleri veya e, genetik materyal seçimi. Yani dolayısıyla e, hem genetik materyali pazar hedeflerine göre, tüketici hangi amaç için veya değerlendirilecekse amaca uygunluk noktasında bakarak seçmek gerekiyor. Hem de yetiştirme tekniğine uygun olarak, nasıl serada bir sebze yetiştiriciliği için seçtiğimiz bir domates çeşidiyle açıkta yapacağımız domates çeşidi biri olmuyorsa, benzer noktada da üretim tekniklerine uygunluğunu bakmamız lazım. Amacıyla pazar hedef pazar neresiyse, tüketim pozisyonu neyse onu değerlendirmek lazım. Bu nokta hatalar maalesef e, belki söylediklerinizle birlikte çeltik sektörü içerisinde devam ediyor. Hibritlerle ilgili e, bu konuda kaygılar veya şeyler gündeme getiriliyor. E, yanlış bilgiler de gündeme getiriliyor ama şunu görmek gerekiyor. Bir tarafta artan dünya nüfusu var, öbür tarafta artan gıda talebi var. O zaman gıda talebine karşı e, arzı sağlayabilmek için, yeterlik sağlayabilmek için de bir alandan verimliliği, kaliteyi artı daha da önemlisi sürdürebilir olabilmeyi sağlamak durumundayız. Evet. Bu hem genetik kaynak seçimindeki doğru tercih hem de e, yetiştirme tekniklerindeki doğru uygulamaları sağlanabilir diye bir katkı yapmak istedim. Sağ olun hocam. Teşekkür Hocam bizim şöyle söyleyeyim. Yatay büyümemiz bitti artık. Yani yatay genişlememiz tarımdan en azından bitti. Çünkü mevcut üst sınırlara çıktık tarım topraklarına biz. Bizim artık dikey büyümemiz gerekiyor. Dikey büyüme de dediğim işte verimi arttırmak, verimi arttıracak eylemler planları ortaya koymak, çeşit seçimi, gübreleme yöntemi bunların hepsini doğru yapmak gerekiyor. Bir de anahtar dediniz hocam. Burada çok önemli bir konu. Özellikle e, çiftçilerde hasat, depolama ve harman taşımacılık esnasında da %10 ile %15 arası, %15 arasında bir kayıp var verimden. Evet. Bu çiftçilerimiz ne yazık ki bunu göz ardı ediyoruz. Bu gerçekten çok büyük verim kaybı. Çünkü biz e, %1'e %10 ile %15 arasında. Bu yapılan çalışmalarda belirlenmiş. Biz bu çok büyük verim kaybı hocam. Bu bir, kimisi batör yani bir döver kaybı, kimisi kurutma kaybı, kimisi taşımacı esnasında hmm. dökülenler vesaire. Bizim şu anda yüzde birini bile kaybetme aslında tahammülümüz olmaması gerekiyor. Çünkü bunun yüzde birine biz üretirken çok ciddi maliyetler ödemeye başladık artık. Bu kayıpların önüne geçmesi için çiftçimizin burada biraz daha uyanık olması gerekiyor. İşte biçer döverin kontrolatör ayarlarına, Kurutma yaparken kurutmadaki bazı hassasiyetlere dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar uzun konu ama ben sadece hakkında bulunsun diye. Bir de taşımacılık konusu. Özellikle depolama ve taşımacılık konusunda. Ne yazık ki işte e, kamyonlara gelişi güzel yüklenerek bazen ben Bafo Ovası'nda yaşadığım için bakıyorum böyle ak, ak, ak kamyon gidiyor. Zaten o götürdüğü kamyon o çiftçinin oraya döke döke emeğini yere ha, dökmüş oluyor. Ha, kum doldurmuş götürüyor. Ha. Ha, o dikkat edilmesi. Buğday edemez. veya pürenç. Çeltik Çeltik yani bu çok önemli bir konu bu konuda çiftçilerimizin hassasiyet göstermesini zaten gösterirler ama hani biraz daha bu artık bu işler tarım gerçekten hocam eskisi gibi kolay üretim kalmadı. Çok zor para kazanılma devrine geçtik. Maliyetlerden konusundan dolayı artık bunlara da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Tabii, tabii şu noktayı da vurgulamak lazım. Yani dünya genelinde tarımsal üretimlerde üretimle birlikte hasatla başlayan kayıplar ee, örneğin açtığın kıtlık ve insanların besleme sorunlarının en fazla yaşadığı kıtalardan bir tanesi olan Afrika kıtasının toplam tarımsal üretime daha fazla meblalara evet. ulaşıyor. Yani evet. bu rakam büyüklüğünü ifade etmek için bu katkı sağlamak istedim. Şimdi evet. hocam söylediklerinizle birlikte ana sorunlarda ortaya koymuş oldunuz. Evet, hem anahtar hem de ana sorunlar ee, gibi Ana gittim. sorunları da koymuş oldunuz. Bir de artık burada şuna gitmek lazım. Mesela günümüzde e, ülkemizdeki en büyük hatalardan bir tanesi veya yanlış veya takibi zor olan bir tanesi etiketlemeler, markalaşmalar. E, yani çeltik artık e, kavuzunu çıkardık, pirince döndürdük. E, bu zaman kalite nedir e, çelte. ve marka değeri olabilmek için? Hocam kalite dediğimiz, Neler gerekir? kalite dediğimiz şey gerçekten çok göreceli bir kavram gerçek anlamda. Çünkü bugün bakıyoruz Tosya bölgesine gidiyoruz. Kalite pirinç onlar da farklı. Bafra bölgesi farklı, terme farklı. İşte İtalya'ya gidiniz İtalya'da kalite farklıdır. Kalite aslında çeltikte bilimsel olarak ortaya konmuştur. İşte uzun tip, orta tip, A tipi, C tipi diye bundan ayrılmıştır. Kalite bizim için hocam önemli olan çeşit safiyetini korunarak soframıza kadar ulaşmasıdır. Benim şu anda temel kalite bazında bizim kodekslerle yasaklanmıştır. Ancak ne yazık ki piyasa dediğim gibi çeşit bolluğunun bu kadar çok olduğu yerde işte Osmanlıca çeşitinin bak, bugün bakarsak %5, %10'dur ekim sahasında ama markete gittiğimiz zaman bütün pirinçler Osmanlıca diye satılır. Anti parantez bugün markete gidelim baldo pirinci karşımıza çıkar ama Türkiye'de 1 kilogram dahi baldo üretim yoktur hocam. İsmi baldo diyorlar. Evet. E, denetleme gerçekten zor gerçekten Tarım Bakanlığımız bu konuda çok çalışmalar yapıyor ama bu birazcık hem çiftçimizin hem de birazcık özel sektörün bu işe kendi kalitelerini ortaya koyması gerekiyor. Baktığımız zaman şu anda mesela en büyük sıkıntımız ben görüyorum. Çok firma sayıda pazarda satış yapıyor. Ama belli başlı isim vermek istemiyorum. Belli başlı markaların dışında pirinci asla kimsenin güvenilirliği yok. Neden? Çünkü alıyorsunuz pirinç pilavı pişirdiğiniz anda çünkü diğer tağılları görmüyorsunuz hocam. Diğer tağılları bir şekilde size mamul olarak karşılık. Ama pirinç diğer soframıza tağladan çıktığı gibi geliyor. Sadece bir kabuğunu alıp soframıza koyuyoruz. Baktığımız zaman gelen pirinçte işte yerken hepimiz yiyoruz dışarılarda. Kimi tanenin piştiğini, kimi tanenin ağzında kıtır kaldığını görüyoruz. İşte burada çeşit karışımları var hocam. İşte isim yine vermek istemiyorum. Bir firma yurt dışından bize bir indika materyalini getirmiş yüksek verimli ama yurt dışında o materyal e, nişasta sanayi için üretim yapılıyor ülkesinde. Evet. Ama bizi buraya getirmiş şunu. Çiftçi diyor ki bu bak bu yüksek verimli. Adaptasyon da sağladı bölgemize. Sen bunu alıktırca. E, çiftçi para kazanmak hedefli. Ben çiftçiye kızmıyorum çünkü ha, hedef para kazanmak. Evet. Öbür taraftan 800 kilo alıp ondan 1 ton, 1 ton, 100 kilo aldığın zaman tabii ki onu ekeceksin. Ekiyor. E bu sefer sofraya geldiği zaman hocam e onun pişme süresi 25 dakika benim yerel buradaki mevcut çeşitlerin pişmesi 18-17 dakika. birbirini harman ettiğin anda Hayır ortalık olur. bu sefer. Hocam kaliteden bahsedemiyoruz. Kalite çok yönlü parametreler de etkili ama bizim en büyük sıkıntımız şu anda piyasada yaşanan kalitesizliğin sıkıntısı çeşit karışımı. Devlet yasalarla bunun önüne geçmek istiyor, geçiyor. Ama bunun en büyük yolu yasalarla geçmek geçebiliriz. Ama bunun en büyük yolu hocam çeşitleri ektirirken bunun kaliteleri uygun olmayanları biz ülkemizde ekim ek yaptırmamızdır. Buraya da birazcık daha sert önlemler almamız gerekiyor. takdirde biz bunun önünü kesemeyiz. Bizim için kalite e, mesela pirinç dedim ya az önce kötü bir ürün gösterir ama hocam ben şöyle söylüyorum bunu derslerde söylüyorum. Çin'e, Vietnam'a işte o bölgeye gittiğiniz zaman hiç kilolu, obez insanlar görmemiz çok zor. Adamlar Facebook'ta başlayınca obez oldular. Bu adamlar 7-24 yaklaşık 180-200 kilogram civarında pirinç tüketiyor kişi başına. E biz kendimize bakıyoruz obez olmuşuz. Ben kendim dahil. Ama biz pirinci yanlış tüketiyoruz hocam. İşte, pirince kötü bir ünvan katla şu anda. Yok. Hepsi pirince bağlı var Yok biz pirinci yanlış <laughs> tüketiyoruz. Yok işte. Şey yok şu anlamda yanlış tüketiyoruz hocam. Biz pirinci pirinç olarak tüketsek Vietnamlar gibi ya da işte bizim eskiden hastaneye çıkan yayla çorbası evet. gibi o şekilde tüketsek pirinç bizim sağlığımızı arttıran içerisinde 18 tane temel amino asit var ki bu gerçekten bunu tüketmemiz gereken bir ürün. Mesela şeker hastaları diyor ki ben pirinç pilavı yedim şekerim yükseldi. Az ye, çok yeme. Porsiyonu dengeliyorsan şekerini çok yükseltmez. Şekerini yükseltmesi sebebi şu hocam. Beyaz ekmek glisemik indeksi dediğimiz bir şey var. Beyaz ekmekte 95 seviyelerinde, pirinçte 95'e 98 seviyelerinde beyaz pirinçte. Onu da beyaz ekmek tüketir gibi az miktarda tüketirsen senin seviyeni yükseltir. Ama sana pirincin protein yapısından dolayı, amonyasyon yapısından dolayı sana kazandırır çok şişir. vücuduna faydalı vitamin olacak. Ve şöyle bir şey var. Pirincin bütün e, içerisinde granül yapısı çok küçük. Nişasta tanecik hmm. yapısı. Direkt kana karışıyor. O yüzden de çocuk mamaların olmazsa olmazı pirinç. Çocukları beslememiz için anne sütünden sonra biz pirinç unuyla çocukları besliyoruz. Bütün mamaların içine bakınız pirinç unu vardır hocam. Evet. Bunun sebebi de işte buradan geliyor. Yani pirinç dediğim gibi kötülemek babında asla kötüyüm. Ben çünkü pirinci pirincin içinde büyümüş, yaşayan ve bunun her türlü aşımı olan bir insanım. Ancak hani ben buna hani pirinç pilavı yemeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın çıktığı zaman benim böyle şartellerim oynuyor. Evet. Şimdi o manzarı yani ifade ettiniz ya oradaki uzak doğu insanların şimdi diyecek ya demek ki kötü etki yapıyor ki adamları zayıf bırakıyor. Yani yok yok öyle hocam <laughs> anladım. Diğer da, onun için de yok, bir, hocam, arada, zayıf öyle, bir dönemde bu çayla ilgili başka evet. ürünlerle ilgili benzer fit hocam e, şey, fit şey, bırakıyor oldu ya, yani. yaklaşımları yaklaşımlar evet. oldu. Günümüzde de bunlar yaşanıyor. Şimdi kalite konusunda gelecek tekrar önce konuşsam hocam. Son dönemlerde özellikle kahverengi pirinç, siyah pirinç işte renkli pirinçler evet. marketlerde vatandaşlarım sizler bizler de görüyoruz. Bunlar hocam pirincin dış kabuzları yani çiçek uzantıları alındıktan sonra aslında buğday tohumu gibi kalan bir tohumdur onlarda. Emriyosu kabuk, tohum kabuğu üzerinde olabilir. Bugün insanlar şöyle algı bir operasyon. işte siyah pirincin kısalttır. Evet, beyaz pirince göre birazcık daha sağlıklı ve verim insan besleyisi açısından daha yüksek. Çünkü üzerinde bir tohum kabuğu dediğimiz katman var. Ama bugün siyah pirincin içi de, kahverengi pirincin içi de, o getirilen pirincin hepsinin içindeki nişasta beyazdır. Evet. Nişasta beyazdır. Yani bu algı operasyonu insanlar yok siyah pirinç falan yöneltiyor. Tabii ki vitaminsel değerler biraz daha yüksek. Onun karşılığımız değil. Mesela glisemik indeksi ee, şey pirinçte kargo dediğimiz veya yani siyah pirinçte 60'lara düşüyor. Çünkü üzerinde bir tohum kabuğu var. Glimpsi gindesine aşağı çıkıyor. Evet. Ama biz Türk mutfağında bunu tüketemeyiz hocam. Neden? Çünkü biz pirinci yağda kavurma şeklinde, yağ içerisinde muamele ettiğimiz için onu yağ ile muamele ettiğimiz zaman bir tuhaf bir koku ortaya çıkıyor. Evet. Bu yüzden dolayı biz onu Türk mutfağına sokmamız veya Türk mutfağına bunu almamız gerçekten zor. Markalaşma konusunda diyecek olursak, markalaşmada hocam şöyle bir şey var. Bizim halen daha bölgesel bazı bölge, Tosya bölgesi olsun, bugün Karaca Dağ olsun, bugün işte Bolu Kıbrısçık olsun, Termede ne yazık ki kaybettik o yerel çeşitleri. Oradaki yerel çeşitleri bizim yaşatmamız ve burada coğrafik ürün aslında bunu koruyarak satmamız gerekiyor. Gerçekten şimdi ben mesela Tosya'da biz hocama çalışma yaptık. bunun coğrafik işaret ürününü aldık. Ve bu bölgedeki pirincin gerçekten kalitesi çok güzel. Ama nasıl güzel hocam? Mesela onu da et suyuyla yapacaksın. Ben asla et suyuyla bir şey sevmem. Ama o pilav, oradaki pirinç pilavını et suyuyla yaptığınız zamanki tat çok ayrı bir, apayrı size bir lezzet veriyor. İşte buradaki markalaşmayı korumamız gerekiyor. Yerelde de bizim köylümüz veya hani Bafra üzerinde veya Terme üzerinde markalaşma konusuna gelecek olursak da buradaki çiftçilerin çok çeşitli yerine çeşitlerini stabil hale getirip daha daraltarak bir yol izlemesi gerekiyor ya da Fabrikacının buna dikkat etmesi gerekiyor ama çoğu fabrika artık bu dediğim az önce dediğim gibi işte bu çeşitleri almıyoruz diye insanların önüne setler çekebiliyorlar. Ee, daha aklı başında işte e, pirinçler veya karıştırmadan ürünleri satış yer yapmaları mümkün. Ama e, çiftçilere veya tüketiciye tavsiyem e, pirinç pilavını eğer hiç bilmiyorsanız markaları hiçbirini bilmiyorsanız marketten alacaksanız ulusal markalardan şaşmamaları ve hiçbir zaman büyük ambalajı değil de ilk başta küçük ambalajı alıp gerçekten hani damak tadına uygun mu, pişme kalitesi güzel mi diye ona bakarak tüketmeleri tavsiye ederim. Ama Türkiye'de dediğim gibi marka konusu gerçekten şu anda şu anda marka tutmamız çok zor. Bugün Avrupa'da bu işler oturmuş durumda çünkü çeşit adı yazıyor hocam. Evet. Bugün gidiyorsunuz çeşit perinç alıyorsunuz İtalya'da mesela üstünde yazıyor. Çeşidi budur yazıyor. Ama ülkemizin ne yazık ki çeşit adları şu anda biraz daha böyle tabela halinde kalmış. Evet, yani. Teşekkür ederim. Şimdi zaten bunun birçok kendi tarım sektöründe birçok alanda da görüyoruz. Yani bizim en büyük eksikliğimiz doğru etiketleme yapamamız. Tür hatta çeşit değil, tür bazında bile evet. yanlışlar bu para kendi satışlardaki etiketlerde görüyoruz. Yani halkın anlayacağı bir isim yazılarak tüketici cezbetme yoluna gidiliyor. E, paketlenmiş ambalajlarda da aynı şeyleri görüyoruz. Onun için bu noktada Sanayi Ticaret Bakanlığı'nın da Tarım Bakanlığı'nın da daha yaptırım yüksek e, kuralları geliştirmesi gerekiyor. Bunları sağladığımız zaman bir e, doğru bilgilendirme e, az önce kaliteyi tanımladığımız kalite aslında tüketici beklentilerinin karşılanmasıdır. Yani hedef evet. kitlenin beklentisi neyse onun karşılanmasıdır. Ama ortada bir e, bu değer buluşur. O değer genel kaliteyi oluşturacaktır. Bunları sağladıktan sonra bölgesel bazı ürünleri az önce söylediğiniz noktaya ben katılıyorum. Yani coğrafi işaretlemeler, coğrafi işaretli ürünler e, menşe ve mahreç olarak giderek artıyor. E, bu tür ürünlerde de sağlarsa belki bazı ürünler var, ekoloji seçiciliği var ama o coğrafi alandaki ürün sizin bir beklentinize göre çok daha mükemmel. Az önce evet. Osmancık pirinci ile ilgili söylediğiniz gibi. Onun için tüketici de bu noktada piyasadaki düzenlemeye bir katkı sunması lazım. Zorlayıcı veya takipçi olması lazım diye evet. konuyu bağlayabiliriz. Evet. Sayın Hocam verdiğiniz tabi süre itibariyle kısa ama konu itibariyle daha net anahtar bilgiler için teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Son hocam şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ee, son dönemlerde ona değinmedik. Ona değinmek için çok kısa bir ya, iki dakikalık. Son dönemlerde biliyorsunuz ilaçlama konusunda drone ilaçlama diye bir ilaçlama olayı çıktı çiftçilerimizin. Drone ilaçlama yapıyorlar. Ee, şimdi ben böyle konuşurken herkes bana diyor ki sen hep hayırcısın diyorlar bana. Klasikçisin diyorlar. Asla ben klasikçi bir insan değilim. Ama drone ile ilaçlamada ee, şöyle bir handikapımız var. Çeltik su içerisinde yetiştireceğimiz halen daha? Dediğim gibi az önce yine evet. ekim nöbetine geldik veya su rejimine geldik. Suyun içerisinde hocam bir evaparasyon yani buharlaşma oluyor. Ve biz üstten ilacı vurduğumuz zaman drone'un gücü o ilacı çeltikle kavuşmasına engel oluyor. Drone'un ilaçlama saati, tarlanın durumu, yabancı ot popülasyonu yoğunluğu gibi çok alternatiflerin kontrolünde. E bu kadar problemin içerisinde bizler şu anda Kimi tarlada drone başarı sağlıyoruz, kimi tarlada tarla vermiyoruz. Gerçekten evet drone ile ilaçlamaya, drone ile tohum atma işlemlerine ülkemize de geçilmesi Hatta gübre atılmasına bile geçilmesi lazım. Bunu destekliyorum. Ama bunun ayağı yere basan, bunun gerçekten her şekilde denemeleri bitmiş, bir demonstrasyon bitmiş, artık bunun argesi bitmiş bir şekilde ülkemize bulsun. Çünkü dediğim gibi bu Avrupa'dan biz azat kopya taktiği getirdik, dronları aldık. Hadi bakalım uçuralım, hadi bakalım ilaçları vuralım bu ile yapılıyor ve çiftçim bundan şu anda çok mağdur durumda. Bazıları başarılı. Belki bana drone'cular kızacaklar evet. ama e, bazıları çok iyi başarı sağladı. Sağlamadı ama, ama ben şunu söylüyorum hocam. Bunların sağlıkları, başarıları şu anda gerçekten tesadüf. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Teşekkür ederim. Çünkü bu, bu önemli bir konu hocam. Burada önemli nokta. Yani teknik, teknolojiye karşı olmak değil ama onun e, gerekliliğini diğer parametreler yönünden gerekliliğini sağladığınız evet. zaman teknolojinin hem maddi olarak hem de etkinlik olarak, etkinlik olarak karşılığını yoksa kaybolup gidecek hocam fideleme gibi. Diğer ekim yöntemleri, yöntemleri gibi kaybolup gidecek e, o da. Bunlarda yapmakta da yara var. Evet. Çok evet, teşekkür ederim hocam. Ben tekrar bizi davet teşekkür ettiğiniz ederim. için. İnşallah izleyenlere en ufak bir katkımız olduysa hem üreticilere hem de tüketicilere sizin vasıtasıyla çok teşekkür evet. ediyorum sizlere ve yayın ekibimize de. Sağ olun. İnşallah biz de burada bir anahtar, bir hap niyetinde bilgi verdik. Belki önümüzdeki süreçlerde daha detaylı bilgileri de girme fırsatına olacağız. Değerli Tarım Vakti programı izleyicileri, bugünkü programımıza sonuna geldik. Sayın Hocam Hasan Akay'a teşekkür ediyorum verdiği bilgiler için. Kısa bir yaz tatili dönemi itibariyle ara vererek Eylül'den itibaren inşallah tekrar yeni programlarla daha özel, daha genelden özelliğinden konular ve uzmanlarımıza karşınızda olmayı diliyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.